Canlarım selam. Ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane Geometri Kampı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte eşkenar dörtgene başlayacağız. Hemen geldik sahnemizi çevirdik. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Fazla bekletmek istemiyorum sizi. Gelin tanımla başlayalım. Şimdi kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenara biz eşkenar dörtgen adını veriyoruz. Bakın paralel kenarın bütün özelliklerini sağlayacak ve ayrıca bütün kenar uzunlukları birbirinin tıpatıp aynısı. O zaman çevre buradan ne geldi? Tabii ki 4A geldi. Paralel kenarda çapraz olarak bu açılar birbirine eşitti. Yine aynı mantık var. Alfa ile betanın toplamı da 180 dereceydi. Yine o mantık burada geçerli. Şimdi burada ek olarak bir şey var. Köşegenler her zaman aç-ortay oluşturuyor. Ve aynı zamanda köşegenler dik kesişiyor. Sebebi fark ettiyseniz aslında... Burada bir ikiz kenar üçgen var. Geldim hemen o ikiz kenar üçgeni gösterdim. Burada çizmiş olduğum yardımcı doğru yani köşegenin ne yaptı? Buradaki ifadeyi iki eş parçaya ayırdı. Neden? Çünkü karşı tarafta yine bir ikiz kenar üçgen güzel insan. Bakın burada ikiz kenar üçgen, burada ikiz kenar üçgen. Senin çizdiğinde birleştirdiğin yardımcı doğru ne oldu arkadaşım? Hem yükseklik oldu hem kenar ortay oldu hem de açı ortay oldu. Çünkü buradaki üçgen ile buradaki üçgen eş üçgenler. Bunu alıp bunun üstüne katladığın zaman her zaman kat çizgisi şurası olduğu için açı ortaylar oluşacak canlarım ciğerlerim. Yine aynı şekilde şuradaki üçgen ile şuradaki üçgen aynı üçgen olduğu için sen kat çizgisi boyunca katladığın için açı ortay, açı ortay gelecek. Güzel insanlar. Bir de şu an burada vereceğiz ama unutmayın köşegenlerin çarpımının yarısı her zaman bu eşkenar dörtgenin alanına eşittir. Köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Peki ispatlayabilirsin aslında. Burada dört tane ne oluyor? Dik üçgen oluşuyor. Bunların alanlarından gidebilirsin. Öyle de yapabilirsin. Fark eden bir şey yok. Güzel insanlar. Şimdi geldik hemen birinci sorumuza. ABC'de bir eşkenar dörtgen. O zaman burası 120 derece ise bunun karşısı da 120 olmak zorunda. Buraya kaç kaldı? 80 derece kaldı mı kaldı? Şimdi bura 120 ise şurada ikiz kenarlıktan dolayı kaç geldi? 30 derece geldi. 30 derece geldi. Her zaman açı ortay yapıyordu köşegen. O zaman burası da 30 derece çıktı. 80, 30 topladın 110. Burası 180'e tamamlayan değer 70 derece. Yani C şıkkı çıktı. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuza baktık. A, bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende bir kenarı neyle göstermiş? iki çizgiyle o zaman bunun karşısı olan şuradaki DC kenarında iki çizgiyle gösterdim. Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu ve onu kullanacağım canlarım. Peki dikkat ettiysen şurası 75 derece verilmiş. Benden istenen de alfa. Hemen geldim. bura 75 ise karşısının 75'ini geldim. Buraya direkt yazdım. Üçgen ikiz kenardı. Yani şurası şuraya eşitti. Bunu 75 görüyorsa burayı da 75 görecek. Geldim buraya 75'imi yazdım? 75 75 daha 150 yaptı. Buraya 30 kaldı güzel insanlar. 30'la 75'i toplarsan 105 yapar. O zaman yine burası da 75 çıkar. Peki başka o 75'i nasıl yapabilirdim? Bu 30'u görmeden? Tabii ki hep şunu söyledik. Z'leri bol bol göreceksin. Paralel kenarda Eşkenar dörtgende Z'leri görme işidir. Burası 75 olduğu için Z'den dolayı buraya taşıyabilirsin. Buradan da yapabilirdik. Şimdi geçtik üçüncü sorumuza. Soruya baktım. Burada bir eşkenar dörtgenim var. CE açıortay. ABC 40 derece. CED açısı alfa kaçtır? Dikkat et, burası 40 ise bunun karşısının da yine 40 olduğunu direkt söyledik mi söyledik. Peki ben burada şu yapıyı kullanmak istiyorum. Şu kenar uzunluğu bu kenar uzunluğuna ne? Tabii ki eşit. Bunun tepe açısı 40 derece ise 180'den 40 çıkartırsan 140 kalır. Bu 140'ı 2'ye böleceğiz. Yani şurası 70 derece gelecek. Burası 70 gelecek. O zaman burası 35 35 çıktı mı çıktı. Şuradan yapabilirsin. 2 tane iç bir dış da diyebilirsin. Ya da şu üçgende iç açılar toplamı 180 de diyebilirsin. O zaman 70 ile 35'i ben kullanacağım. Alfa dediğin ifade 2 iç bir dıştan 105 derece geldi mi? Evet geldi. Cevap hangi şıkta? C şıkkındaydı. Şimdi geldim Dördüncü soruma hemen baktım. ABC'de bir eşkenar dörtgen. Bir kenar uzunluğu kaç birim verilmiş? 17. O zaman burası da 17. Burası da 17. Burası da 17. Burada fark ettiysen bir dik üçgen oluştu. Ve zaten kendisi de bir özel üçgen kenarlarına göre. Hangi kenarlar? 8, 17. Aradığın x değeri de kaç geldi buradan? 15 çıktı. Cevap da Erzurum şıkkındaydım. Geldik hemen 5. sorumuza. 1. Hatırlayacağız. Hatırlayacağız, hatırlayacağız. Sürekli hatırlayacağız. Burada bir eşkenar dörtgenim var. Köşegenler çizilmiş. Her zaman köşegenlerin kesiştiği noktada şurası 90 derece olmak zorundaydı. Dikten dik inmişse öklit vardır bir düşüneceğim. Acaba kullanacağız mı bakacağız. ABC'de eşkenar dörtgenin çevresi. Ben buraya P dersem şuraya k dersem şuraya da h dersem hemen yazalım. h kare eşittir p çarpı k. Az kalsın konuşamıyorduk. 2 kök 2'nin karesi geldim buraya yazdım. Eşittir buradaki p çarpı k'yı da zaten soru bana kaç vermiş? 2. 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. p çarpı 2. 2'ler birbirini götürdü. p buradan kaç geldi? 4. p 4 ise 4 artı 2'den 6 6, 6. O zaman çevre 24 A şıkkında güzel insanlar. Olayımız bu şekilde. Peki ilk 5 soruyu bitirdik. Şimdi geldik 6. soruya. Bakın bundan sonra ne yapacağız? Böyle köşegenlerin özelliklerini kullanmaya başlayacağız. Aklımızda bulunsun. Soruya baktım. ABC'de bir eşkenar dörtgen. AC köşegen. E noktası AC üzerindeymiş. 17 birim, 21 birim, 9 birim benden EB uzunluğu istenmiş. Hemen geldim. D ile B'yi bir birleştirdim. Peki şuradaki toplam uzunluk 30 birim mi? Evet. 30 30'sa, 30'sa köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman 15 olacak, buraya 6 kaldı. Tamam. Şimdi geldin şuraya dikliğini koydun. Tamam. Peki 6 buradaysa şuraya da 15 kaldı. Hemen Şurada dikkatimi çeken şey şurası. Şuraya da 90'ımı koydum ve bakıyorum seninle birlikte. Ne yapıyorum? Rengimi önce bir değiştireyim. Şöyle şu üçgene bir baktım. Tamam mı? Geldim. Burayı 17, burayı 15 bulduysa 8 15 17. Burası da 8 oldu. Köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman burası da 8 oldu. Yine seninle birlikte ne yapacağım? Şuradaki üçgene bir odaklanacağım. Üçgenimi çizdim güzel insan. Burada dikliği buraya yerleştirdim. 6, 8 ise aradığın x değeri de 10 çıktı. Cevap da Bursa şıkkında. Şimdi geldik 7. sorumuza. Soruya bakıyorum. Benden x uzunluğu istenmiş. Eşkenar dörtgen var mı soruda? Var. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit mi? Eşit. Buraya 12'yi yerleştirdim. Burası 6'ya 6 oldu. Zaten direkt şuranın 30 derece olduğunu gördüm. Şuranın da 60 derece olduğunu gördüm. Nereden anladım? Çünkü 90'ın karşısında 12, 6 varsa burada 6 her zaman 30'un karşısındadır. O zaman 60'ın karşısında da bunun kök 3 katı olacak. 6 kare kök 3 gelecek cevap da Denizli şıkkındaydı. Şimdi geldik 8. sorumuza. Tane tane yavaş yavaş detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü biraz daha farklı bir soru. Yani kalıpların dışında bir soru diyelim. Baktık soruyu arkadaşlar. ABC'de bir eşkenar dörtgen. Burada diklikler verilmiş arkadaşlar. AE 2 santim. Şurası 6 santim. Burası da 12 santim. Çevre ABC'de kaç santimdir? Birincisi ben çevreye yoğunlaşmak istiyorum. Mecburen bir kenarı bulmak zorundayım. Şurada burası dik olacak şekilde. Burası dik olacak şekilde. 12 geldin 12'yi buraya taşıdın. 2 geldin 2'yi buraya taşıdın. Tamam. Şimdi geldin şuraya x dedin tamam mı? O zaman bu eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu ne çıktı? x artı 8. O zaman burası da x artı 8 olmak zorunda. Şöyle geldim buraya x artı 8 dedim. Şimdi bak benim aklıma şu geliyor tamam mı? x 12 x artı 8. Acaba böyle 12 ile ilgili ve hipotenüsü diğer kenarın 8 fazlası olan bir üçgen var mı? Var. 5, 12, 13. Bak şimdi şuraya 5 yaz. Bunun 5 ile 8'in toplamı da 13. 5, 12, 13. Soru bitti. Bakın burada normalde bunu görmezsen şunu yapacaksın tabii ki. X artı 8'in karesi yani Pisagor teoremi 12'nin karesi artı X'in karesi. Buradan yapacaksın ama gerek yok gördüm. O zaman bir kenar 13 ise 13 çarpı 4 çok karıştırırım o yüzden yazmam lazım. 52. Allah'tan şıklarda 42 yok. Sürekli 13 çarpı 4'e 42 diyesim çok oluyor. Cevap D şıkkındaki 52 güzel insanlar. Peki şimdi geldik bir özelliğimize. Özellikle şu bir eşkenar dörtgenin alanı A çarpı H. Yani taban çarpı ona ait yükseklik. Peki nereden geliyor? Şimdi sen köşegeni çizsen tamam mı? Şuradaki üçgensel bölgenin alanı ne? Hemen göstereyim. A çarpı H bölü 2. Şimdi buradaki hemen şöyle burayı boyayalım. Burası da yine A çarpı H bölü 2. O zaman bunları toplarsan cevap ne geldi? Tabii ki A çarpı H geldi. Güzel insanlar. İspatı da bu şekilde. Peki 9. sorumuzla başlayalım. Hemen ABC'de bir eşkenar dörtgen bu eşkenar dörtgensel bölgenin alanını istemiş. Mecburen bu eşkenar dörtgene ait yüksekliği bulmak zorundayım. E nereden bulacağım? E'den tabii ki AB'ye dik atarak bulacağım. Geldim dikliği koydum. Şurası da 30 derece çıktı mı? Çıktı. Hemen şuna baktım arkadaşım. 90'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı bunun yarısı 2 köküç. 60'ın karşısı da bunun köküç katı. 2 kök 3'ün kök 3 katını alırsan çarptın 3 2 çarpı 3'ten burası da 6 geldi. Peki alan neydi? Alan çarpı şu şekildeydi. Taban çarpı yükseklik. Taban çarpı yükseklik. 8 kere 6 cevap da 48 geldi. Şuraya da yazalım. 8 çarpı 6 48 çıktı. C şıkkı oldu. Geçtik 10. sorumuza. Şimdi yine çok tatlı bir soru. Çünkü yeni başlayan arkadaşlarımın genellikle Görmediği, görmekte biraz zorlandığı sorulardan birisi. Burada ABC'de bir eşkenar dörtgen. Bak bu köşegen tamam mı? İki eş parçaya ayrılmış. Köşegen iki eş parçaya ayrılıyordu ya. Nasıl ayrılıyordu? Tabii ki diğer köşegeni birleştirdiğin zaman ayrılıyordu. Biraz sanki şöyle yukarı çizeceğiz gibi. Evet. Burada şu an bu A'dan çıkan C ile birleştirdiğin köşegen. Ne oldu? E noktasında bununla kesişti. Nereden anladın? E çünkü köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman şuraya hemen E noktasından geçtiğini söyledin. Peki buranın da yine aynı şekilde 90 derece olduğunu biliyordun. Peki güzel insanlar. Dikten dikinmişse ben buraya H dersem, buraya P dersem, buraya da K dersem H kare neye eşitti? P çarpı K. Yani 9 çarpı 4. O zaman H kare buradan 36. H kaç geldi? 6 geldi. Şuraya hemen ne yaptım? Sildim. 6 yazdım. Peki. Bunun yüksekliğini bulmak istiyorum. E nasıl bulacağım? Çok basit bulacaksın. Bak gösteriyorum. Hop yukarı doğru çıktın. Burada ne var? Bir kelebek benzerliği var. O benzerliği de göstereyim ki güzel insanlar ilk kez başlayan arkadaşlarım tam anlamıyla öğrensin. Bak şurada bir kelebek benzerliği var. Hemen şuraların eşit olduğunu biliyorum. O zaman bura 6 ise eşit eşit ise yukarısı da 6 oldu. Yani bu eşkenar dörtgenin yüksekliği 12 geldi. Tabanı da 13 geldi. 12 çarpı 13 de 156 çıktı. Cevap Adana şıkkında. Geldik bizim 11. sorumuza. 11. sorumuza az kalsın. E slayta göre söyleyecektim. Yanlış söyleyecektim. Geldik 11. sorumuza. Bakın ABC'de bir eşkenar dörtgen. Şimdi şu 14 güzel. Göz kırpıyor bana. Nasıl göz kırpıyor? Burada bir dik üçgenler oluşturabilirim. Hemen şurada kesişim noktası E noktası 5 13 14 alanı sormuş. Ne yaptım seninle birlikte? Hemen A ile C'yi bir birleştirdim. A ile C'yi birleştirince şuranın dik olduğunu biliyorum. 14'ü 7'ye 7 ayırdı diye biliyorum. Yine şurada bir özel üçgen geldi. Onu kullanacağım soruyu bitireceğim. Şimdi şurası 12. Şurası 13 ise buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Yine köşegenler birbirini ortaladı. 5 geldi. Alan neydi? Tabii ki köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 14 çarpı 10 bölü 2. Şunla şu gitti 5 kaldı. 14 çarpı 5'te de 70 cevapta C şıkkı geldi. Bilmezsen şu üçgenin alanını bul. 4 ile çarp cevap yine gelir. Hemen geçtik 12. ve bizim son sorumuza. Şimdi soruya bakalım arkadaşlar sizinle birlikte. Burada bir tane eşkenar dörtgenim varmış. Tamam mı? Bakın çok ama çok önemli. Şurada bir eşkenar dörtgenim var ve eşkenar dörtgen içindeki üçgenler de eşkenar üçgenmiş. Şunlar eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Tamam. Ve bunları boyayarak S harfini resmetmiş. O da tamam. Peki ABC'de eşkenar dörtgenin alanı neymiş? 200 birim kare. Olduğuna göre boyalı alan kaç birim karedir? Bak şimdi. Gösteriyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane var. Peki şöyle bunun benzerini biz üçgenlerde çözmüştük. Şunu çizdim arkadaşım. Geldim şurayı da şöyle hatta ne yapalım arkadaşım? Maviye bir boyayalım. Sonra sizinle birlikte yorum yapalım. Çok kötü oldu ama kusura bakmayın. Şimdi buradaki alan S olsun tamam mı? Peki S S S S şöyle geldim. Bunu yazdım güzel insanlar. Bir sırada kaç tane var? 10 tane var. Hemen geldim bunu gösterdim. 10 tane. Peki dikkat etmen gereken şey şu. Bunun gibi kaç tane var? Hemen geldim şunu da çizdim arkadaşım. Geldim bunu da çizdim arkadaşım. Geldim şurayı zaten çizmeme gerek yok ama yine de görün diye yapıyorum. Her bir sırada 10 tane var. Şöyle Geldim bunları gösterdim. E toplam 50 tane S geldi mi geldi. Burası 200'e eşitmiş. S buradan kaç çıktı? 4 çıktı. Benden istenen şey boyalı alan. Peki kaç tane var? Bakacağız ona. Hemen 10 sonra 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 2 de burada 29 tane var. O zaman 29 çarpı 4. 4 kere 9, 36 elde var. 3, 8, 3 de elde, 116 geldi. Cevap da B şıkkı oldu. Umarım güzel bir şekilde dersimizi anlatabildik. Sahnemizi çevirdik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. hoşça kalın Takip etmeyi unutmayın.